Meşhur kırkaç kavunlarımız bir kez daha, tohumlarımız bir kez daha toprak ana ile buluştu. Şu anda kavunlarımız büyüme aşamasında. Görüyorsunuz ilk meyvelerini dökmeye başladı. İşte bunlar Ağustos ayında sizlerin sofralarınıza gelecek olan kavunlarımızın minik halleri, yani küçük halleri. Bu yıl 10 bin dekar seviyelerinde bir ekilişimiz var. Yaklaşık 30 bin ton rekolte bekliyoruz. Ve sizlerin alışık olduğu o bencikli altınbaş diye tabir ettiğimiz kırkağaç kavunumuza çeşidine ek olarak artık sarı, böyle üzerinde dilimleri olan yeni bir kavun çeşidimizi daha siz tüketicilerimize sunuyoruz. İkisi de çok lezzetli, ikisi de çok dayanıklı. Bütün kavunlarımız yurt içinde tüketime sunulmaktadır. Zaten geç hasat edildiği için yurdun büyük bir bölümünde hasadı biten kavun üretimi bizim kırk ağacımız da yeni başlamış oluyor. Bu da Allah'ın bizlere vermiş olduğu, bu coğrafyaya vermiş olduğu bir lütuf. Dayanıklılığıyla biliyorsunuz kavunumuz meşhur, lezzetiyle meşhur, aroması ve lif yapısıyla meşhur. İnşallah kavunlarımızı Ağustos ayında yine sizlerin o güzel sofralarınıza göndereceğiz. Ve şunu da söylemek istiyorum. Türkiye'de belki de üretimi yapılan ata tohumu ile üretimi yapılan tek ürün. Yani bakın, burada dikkatinizi çekmek istiyorum. Bizim kavunlarımız hala daha ata tohumuyla üretiliyor. Düşük verim almamıza rağmen, daha yüksek verim alacağımızı bilmemize rağmen biz daha hibrit tohuma geçmedik. Yani ben de zaman zaman çiftçilerime hibrite geçelim, daha verimli olur diye söylüyorum ama biz çiftçilerimiz hala ata tohumunda ısrar ediyor. Bu da bize mutluluk veriyor tabii ki. Yani genlerinde oynanmamış, genetiğiyle oynanmamış, yüzyıllar öncesinde nasılsa hala aynı tekniklerle tohum alınıyor, aynı tekniklerle tohum ekiliyor. Yani o yüzden Türkiye'de ata tohumu ile üretilen tek ürün diyebilirim kırkaç kavununa. Bu da önemli bir özellik. İnşallah Ağustos ayında sofralarınızda olacak. Dediğim gibi iki çeşit kavunumuz var. Birisi sarı dilimli kavun, birisi de altınbaş dediğimiz bencikli kavun. İnşallah afiyetle hep birlikte o günleri görür tüketiriz.